1902 İstanbul Harp Okulu'ndan günümüzde de öyledir. Herkes teğmen rütbesiyle mezun olur. Devamında Harp Akademisi yüksek lisans düzeyinde kurmay yüzbaşıydı. Hatta kurmay başkan olarak 2. Meşrutiyet'e karşı 31 Mart isyanını bastırdı demiştik. Selanik'ten İstanbul'a gelen hareket ordusu kurmay başkanı olarak. Daha sonra ilk görev yeri Şam 5. Ordu ama kendisini daha sonra Manastır 3. Ordu'ya atıyorlar. Manastır 3. Ordu'nun binası Selanik'te. Selanik'e döndüğünde İttihat Terakki ile karşılaşıyor. Çünkü kendisini kurduğu Şam'daki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile İttihat Terakki'nin amaçları aynı. İttihat Terakki'ye kendisi de katılıyor bir ara. Ama ne dedik geçen derslerde? Balkan Savaşları'nda kendisi ordu siyasete karışıyor diye İttihat Terakki'den uzaklaşıyor. Zaten Enver Paşa 1. Dünya Savaşı'na da girmeyi isteyen taraf. Enver Paşa Alman ekolü kültürüyle yetişmiş. Tanzimat sonrası Avrupa'da eğitim gören gençlerden. Kendisi Almanlara büyük bir hayranlık duyuyor. O yüzden 1. Dünya Savaşı'nda da bizi istiyor. Ama tam tersi İttihat Terakki'den uzaklaştığı gibi Enver Paşa'dan da uzaklaşan Mustafa Kemal kesinlikle ve kesinlikle Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girmemesi gerektiğini yine ileri görüşlülüğüyle Vahdettin'le bile paylaşıyor. Çünkü bizim o kadar büyük gücümüz yok, biteriz diyor. Gerçekten de Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'na girişi onun bitişi oluyor. Şimdi Manastır 3. Ordu'dayken kendi Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni İttihat Terakki ile birleştirdi dedik. 1907'lerde İttihat Terakki ile birlikteyken yani Kolağası kıdemli yüzbaşı oluyor. Daha sonra biz onu 1909, 13 Nisan 1909 Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak ilk siyasi hareketi bunu unutmayın. 31 Mart isyanında gördük. Dini yönelikli, dini içerikli, rejime yönelik daha doğrusu yönetim şekline yönelik ilk isyanı bastırdı. Devam ediyorum. 14 Kasım 1912 yıllar önemli değil. İlk askeri başarısı, çünkü 1912 bana neyi hatırlatacak? Trablusgarp Savaşı'nı. Trablusgarp'ta Derne ve Tobruk onun ilk askeri başarısı, unutmuyoruz. Kendisi de hangi rütbeye geliyordu? Binbaşı rütbesine. Binbaşı rütbesi önemli. Devam ediyorum. 16 Şubat 1913 Sofya'da yarbay kendisi. Rütbesi yarbay, görevi askeri ateşe militer. Yani askeriye içi, devlet memuru görevi gibi Dışişleri Bakanlığı'na bağlı. Devam ediyoruz. 5 Mayıs 1915, 1. Dünya Savaşı 1914'te başladı. Mustafa Kemal İttihat Terakki'den uzaklaştığı için kendisini dışişleriye atadılar. Sofya'da askeri ateşe militer. Ama o sırada 1914'te 1. Dünya Savaşı başlamış. Mustafa Kemal 3 kez 57. Alay Tümen Komutanı olmak için Çanakkale'de savaşabilmek için vatansever duygularla mektup yazıyor. Sonunda 3. mektubunda kabul ediliyor. Enver Paşa onu Çanakkale'ye çağırıyor ve Mustafa Kemal'i Çanakkale cephesi başarısı hangi terfiye gönderiyor? Albaylık. Rütbesi albaylık. Yarbayken albay oluyor bu başarısıyla ama Çanakkale çok önemli bir zafer. Sadece 1. Dünya Savaşı'nda bir cephe değil, unutma. Büyük bir savaş, 1. Dünya Savaşı'nın yönünü, kaderini değiştiren bir savaş. Sadece bir cephe kazandık diye Rusya'da ihtilal çıkıyor, darbe çıkıyor. Çarlık Rusyası bitiyor. Yeni gelen Sovyet Rusya savaştan çekilme kararı alıyor. İtiraf grubu böyle zayıflarken Bulgaristan kesin bu grup kazanacak deyip Almanya yani Osmanlı tarafında ittifaka katılıyor. Çünkü Balkanlı milletler onun düşmanı. Ne zamandan beri? Geçen dersten hatırla. 2. Balkan Savaşı'ndan beri. Şimdi
Albaylık rütbesiyle hem rütbesini alıyor hem de Çanakkale zaferiyle bütün dünya umut alıyor. Böylece Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nda milli mücadelenin lideri olması, dünyaca tanınmasının yolu açılıyor. Devam ediyorum. 1 Nisan 1916'da bütün cephelerde savaşıyor bu Mustafa Kemal. Bu da önemli bir soru. Kafkas cephesinde görüyoruz kendisini. Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheler soruluyor demiştik. O soruya da ne demiştik? Cigs, Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Savaştığı cepheler. Cigs, unutmuyoruz bu formülü. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Sırası da böyle. Kronolojik olarak da böyle. İlk Çanakkale'de görüyoruz, sonra Kafkas cephesinde. Kafkas cephesinde rütbesi Tuğgeneral oluyor. Tuğgeneral. Şimdi devam ediyoruz. En son kendisini nerede göreceğiz dedik? Suriye, Filistin'de. Birinci Dünya Savaşı'nı tekrar ederken yine söyleyeceğiz. Suriye, Filistin cephesinde kendisi orduyu, dağılmış olan orduyu kurtarmaya gidiyor. Padişah'tan haber geliyor. İstanbul'a gel, Mondros Ateşkesi imzalandı diye. Mondros Ateşkesi'ni gördüğü an geldikleri gibi giderler diyor. O da Mustafa Kemal'in yine ileri görüşlülüğü. Burada Suriye, Filistin cephesinde dedik ki orduyu kurtarmaya gidiyor. Çünkü Alman General von Sanders, yine onun ileri görüşlülüğü var. Bir Türk'e, yabancı bir kişi emredemez. Türklerin özgürlüğüne aykırı, bizim savaş şeyimizi bilemez, taktiklerimizi bizi mahveder demişti. Gerçekten ordu burada dağılmak üzere. Mustafa Kemal'in adı duyulmuş. Hemen buraya orduyu kurtarmaya gönderiliyor. Alman von Sanders yerine geçiyor. Ve Yıldırım Orduları grup komutanlığına atanıyor. Orduyu dağılmaktan kurtarıyor. Ama İstanbul'a çağrılarak savaş zaten bitti diyorlar. Daha sonra Mustafa Kemal'i bu Birinci Dünya Savaşı nerede görüyorum aslında? Hemen milli mücadelede görüyorum. Çünkü Mondros Ateşkesi bir devlet için, bir millet için yok oluş belgesidir. Esaret zinciridir diyor padişaha ve kesinlikle bu ateşkesi kabul etmediğini yansıtıyor. Mondros Ateşkesi sonrası İstanbul'da komutan arkadaşlarıyla her gece konuşmalar yapıyor ne yapabiliriz diye. Ama padişahın olduğu İstanbul'daki o baskıyla, itiraf devletlerinin baskısıyla bu işin olmayacağını anlıyor. Benim diyor bir şekilde Anadolu'ya geçip milli mücadeleyi başlatmam lazım. Bunun için de fırsat Paris Barış Konferansı sonrası İngiltere'nin Yunanlılara vermesiyle, İtalya yerine Yunanlılara Ege kıyılarını vermesiyle Rumların İzmir'i işgaliyle başlayan o ayaklanmalar, Mondros'un 7 ve 24. maddesine dayanılarak yapılan o ayaklanmalar Mustafa Kemal için fırsat oluyor. Çünkü Samsun'da başlayan Türk-Rum direnişini durdurmaya Mustafa Kemal gönderiliyor ve Mustafa Kemal'i Samsun'a çıkışıyla milli mücadele başlıyor. Bunu unutmuyoruz. Milli mücadele Samsun'a çıkışıyla başlar. 16 Mayıs 1919. Bandırma vapuruna biner ve milli mücadele başlar. Şimdi Samsun'a çıkışıyla başlar dedik. Hangi sıfatla, hangi görevle gidiyor? 9. Ordu Müfettişliği. Bunu unutmayın. 9. Ordu Müfettişliği'nin özelliği ne? Tüm Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'e emretme yetkisi. Bu yetkiyle gidiyor. Kazım Karabekirler falan kendisinin emrine giriyor. Milli mücadele ateşini başlatırken önce Samsun'daki Türk-Rum direnişini durdurmak yerine halkı örgütlüyor. Havzaya geçiyor. İlk silahsız genelgesiyle halkı birlik beraberliğe çağırıyor. Savaşmak zorundayız da Amasya genelgesi yayınlıyor. İlk İstanbul hükümetine karşı eleştiriyi söylüyor. Üstü kapalı egemenlik çağrısını yapıyor. Hemen padişah onu görevden almak için çağırırken Erzurum'a istifa ederek görevinden gidiyor. Yani askerlikten istifa ederek 9. Ordu Müfettişliği'nden Erzurum Kongresi'ne katılır.
Kongresi'yle ne zaman istifa ediyor? Amasya Genelgesi sonrası, Erzurum Kongresi öncesi. Ne zaman geri dönüyor? Kütahya Eskişehir Yenilgisi sonrası, Sakarya Zaferi öncesi. Hangi sıfatla geri dönüyor? Başkomutanlık sıfatıyla. Bunu unutmuyoruz. Erzurum Kongresi'nde ordudan istifa etmiş sivil bir Mustafa Kemal var. Halktan biri olarak var. Hemen diyoruz ki Kütahya, Eskişehir, Yenilgisi sonrası, Sakarya, bu çünkü sorulan bir soru, Zaferi öncesi, başkomutanlık sıfatıyla askerlik mesleğine geri döner. Şimdi başkomutanlık sıfatıyla askerlik mesleğine geri döndü. İlk emri tekalifi milliye birler oluyor, seferberlik emri. Sakarya Zaferi sonrası da bir rütbe daha alıyor. Gazi ve mareşallik. Savaşta çünkü yine gazi sıfatına ulaşarak bir keresinde Çanakkale'de sigara tablası, bir keresinde saati kendisini kurtararak gazi ve mareşallik sıfatıyla geri dönüyor. Sakarya Zaferi sonrası ilk siyasi görevi de Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunda ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Evet, görevleri bunlar. Rütbeleri bunlar. Bunları unutmuyoruz. En çok sorulan soru, Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cephelerde savaştığı CX, kronolojik olarak Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Devamında Harp Okulu'ndan hangi rütbe? Teğmen rütbesi. Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı. İlk siyasi gördüğümüz yer ikinci meşrutiyet sırasında 31 Mart referandumunu bastırırken Hareket Ordusu Kurmay Başkanı, ilk siyasi gördüğümüz yer. Ama ilk askeri başarısı Trablusgarp, binbaşı rütbesine yükseliyor. İlk görev yeri Şam 5. Ordu. Çanakkale'deki başarısı sonrası albaylık rütbesi. Sorularda hep çıkar ama savaştığı görev yerleri CX. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin. Suriye, Filistin'de de Yıldırım Orduları grup komutanlığı yapıyor. Bunu unutmuyoruz. Bu rütbeleri askerliği karıştırmıyoruz. Şimdi arkadaşlar rütbeleri öğrendik. Evet, önemli dedik, görev yerleri sorulur dedik ama bazen hani ayrıntı sormak isterlerse ya da en basitinden eserlerini de bilelim. Mustafa Kemal'i etkileyen her şeyi bilmek zorundayız. Birazdan onu etkileyen şehirleri de yazacağım. Şimdi eserleri dediğimizde en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti. Hani böyle bir soru gelirse tabii bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Sonra Nutuk var. En önemli eseri. Nutuk çok önemli, hep soruluyor nereden nereyi kapsıyor diye. Samsun'a çıkışını kapsıyor 1919-1927'ye kadar gidiyor. İlk dönem yani. Cumhuriyet'in ilk dönemiyle bitiyor. Şimdi devam ediyorum. Önemli eserleri başka ne? Takımın muharebe talimi. Hep askeri eserleri var. Muharebe, savaş demek. Talim, işte savaşa karşı hazırlık yapmak. Takımın muharebe talimi askeri eserlerinden biri. Ama askeri eserleri sadece bu değil, bir sürü var. Onların hepsini bilmek zorunda mıyız? Hayır, ezbere bilmek zorunda değiliz. Ama bir kulak dolgunluğumuz olsun. Cumalı ordugahı, tabiye ve eski dilde yazıldığı için zor biraz ezberlemek. Tabiye, tatbikat ve seyahati. Tatbikat uygulama demek. Yine orduyla ilgili. Bölüğün muharebe talimi. Devam ediyorum. Zabit kumandan. Ve zabit kumandan ile hasbihal. Hasbihal sohbet, söyleşi demek. Bunu da unutmayalım. Subay ve komutanla söyleşi diğer anlamıyla. Tabiye meselesinin halli
çizeyim gözüksün diye. Emirlere sureti tahririne dair nesai. Değişik isimler. Böyle şeyler kulak dolgunluğu, tekrar ediyorum. Ha, vatandaş için medeni bilgiler. Bu hep çıkar vatandaşlık kitabı. Hak, demokrasi, vatandaşlık dersi için. Vatandaş için medeni bilgiler hukuktan sonra. Bir de geometri kitabı önemli. Biliyorsunuz üçgene adını veren kişi de Mustafa Kemal. Latince şeylerden bu ne olmalı diye geometri dersine ait kavramları oturup kendisi çözüyor. Şimdi başlık Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler. Bu da en çok sorulan sorular arasında. İlk dönem konuları ağırlıklı sorulacağı için bunlar kesin çıkar. Selanik. Sırayla gidelim. Manastır. Sofya. İstanbul. Aslında anlatırken bunları hep söyledik. Tekrar edeceğim şimdi. Selanik doğduğu yer. Selanik normalde Makedonya'ya ait, sonradan Yunanistan olacak. Geçen ders söyledik, 2. Balkan Savaşı sonrası. Selanik güzel bir yer, Avrupa'ya açılan kapı. Neden? Demir yolu ağları var. Avrupa'da ne olursa hemen buraya gelebiliyor. Kültürel etkileşim var. Kültürel etkileşim kaç yollu olurdu? Ticaret, savaş, göç, ticaretin olduğu bir yer. Çünkü liman şehri, deniz ticaretiyle ünlü, zengin bir şehir. Ha, bir de en çok sorulan soru, çok uluslu. Her millet var. Yani kültürel zenginliği fazla, kültürel çeşitliliği, farklılığı fazla. Selanik böyle bir Balkan şehri. Manastır da ona benziyor. Ama manastır en çok neyiyle soruluyor? Manastır askeri idaresinde Mustafa Kemal'i etkilemesiyle soruluyor. Neden? Çünkü Namık Kemal'leri burada okuyor. Fikir hayatı burada şekilleniyor. Vatanseverlik duyguları, Ömer Naci arkadaşının edebiyata ilgisi, kendisine Fransızcayı hırs yapıp öğrenmesiyle Fransız ihtilalinden Jean-Jacques Rousseau'lar, Montesquieu'lar, Voltaire'ler burada. Yani kendi kişiliğini, olgunlaşmasını, yeteneklerini burada zirve yapıyor. Hatta tarih öğretmeni Kolazlı Mehmet Tevfik'ten de burada etkileniyor. Tarihe karşı ilgisi burada ortaya çıkıyor. Siyasi düşüncelere artı ilgisi burada ortaya çıkıyor. Çünkü 1789 Fransız İhtilali'nin etkilerini bizzat kendisi okuyor. Jean-Jacques Rousseau'nun egemenlik kelimesini, milli egemenlik kavramını burada oturtuyor. Sofya Bulgaristan'ın başkenti. Önemli bir şehir. Yine Selanik gibi Avrupa'ya açılan kapı. Gazeteler, dergiler. Ha bir de sinema, tiyatro, operalarıyla ünlü. O yüzden önemli bir şehir. Hatta Mustafa Kemal'in bir hikayesini anlatmıştım size. Burada da tekrar edeyim. Çok bizim Nişantaşı, Bağdat Caddesi'ndeki gibi bir lüks kafeye gidiyor Sofya'da arkadaşıyla. Sofya'da arkadaşıyla gittiği kafede otururken, böyle pastane tarzı bir kafe, yan masada bir şeye şahit oluyor. Yan masada kıyafeti paramparça birisi oturmuş. Garsonlar bunu kafeden atmaya çalışıyor, lüks kafeden, ortama müsait değil diye. Kendisi de diyor ki garsona, bana hizmet etmek zorundasınız, o kılık kıyafeti perişan olan adam. Niye diyorlar? Çünkü ben olmasam, tarımı işlemesem, buğdayı işlemesem, üretmesem sen burada pasta ekmeğini çıkaramazsın. Benim sayemde bunu satıyorsun diyor. Mustafa Kemal'in köylünün bu hakkını savunması çok hoşuna gidiyor. Ve diyor ki dönüp arkadaşına, köylü milletin efendisidir, benim köylüm de böyle bilinçli olacak diyor. Daha o laf oradaki hayat hikayesinden geliyor. Burada Mustafa Kemal'in rütbesi Sofya'da askeri. Ateşe militer, askeri ateşe militer demek, elçi demek, yurt dışı elçisi, devlet memuru görevli ama 1. Dünya Savaşı çıkınca hemen oraya atlamak istiyor. Sonunda 1. Dünya Savaşı'na gidip katılıyor. İstanbul dediğimiz Osmanlı Devleti'nin son demleri,
gidişat, hepsiyle ilgili şeyleri İstanbul'da öğreniyor. Çünkü onun üniversite hayatı, gençlik yılları, İstanbul'un nasıl kötüye gittiğini, Osmanlı'nın nasıl bir pençeye takıldığını, bitmek üzere olduğunu bizzat İstanbul'da gözlemliyor. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.